görülmüştür. Ne zaman ki biz hikmetlere ait firaset ehlinin bu eşyayı bu değer ve derece üzerine, yani ifrat ve tefrit ve itidal üzere sınırladıklarını ve kısa kestiklerini gördük, bu suret aleminde güzellik ve çirkinliğin nerede gözüktüğüne baktık. Bu bakış neticesinde dedik ki, güzellik ve çirkinlik ancak şeriata göre mevcuttur. Evet, güzelliği, çirkinliği bize belirleyen ne olmuş oluyor? Şeriat. Sınırlarını belirleyen şeriat. Ve vücudun hakikatinde güzellik ve çirkinlik yoktur. Çünkü güzellik ve çirkinlik sıfatları kesif vücutların gerekleridir. Ve vücutlar ise müstakil olmayıp izafi olduklarından, onlardan açığa çıkan sıfatlar da yokluksal işlerdendir. Ve suret alemi teklif alemidir. Bu suret alemi, şehadet alemi teklif alemidir. Bundan dolayı insan suretinden açığa çıkan fiillerden şeriatın güzel dediği güzeldir ve çirkin dediği çirkindir. Demek ki güzel diye, çirkin diye, iyi diye, kötü diye ayırım nereden kaynaklanmış oluyor? Allah-u Teala'nın bize göndermiş olduğu şeriattan kaynaklanmış. Allah indinde olması gereken olduğu şekilde oluyor. Orada bir güzel çirkin ayrımı zaten yok. Her ne şekilde olması gerekiyorsa o olan oluyor. Böyle olunca güzellik ve çirkinlik şeriata göre mevcut olmuş olur. Nitekim Cenab-ı Şeyh-i Ekber bu manayı teyit edici olarak Füsus-ül Hikem'de Yunus faslında şöyle buyururlar. Şeriatın zemmettiği şeyin dışında zemmedilmiş yoktur. Şeriatın kınadığı bir şeyin dışında kınanmış bir şey yoktur. Çünkü şeriatın zemmetmesi hikmetten dolayıdır ki Allah bilir yahut Allah'ın bildirdiği kimse bilir. Evet, bir işi şeriat zemmetmiş, kötü görmüşse, yani Allah-u Teala şeriatıyla bildirerek zemmetmişse o şeyi, kötü olarak nitelemişse, bunda bir hikmet vardır. Hikmete binaen Allah-u Teala bu şekilde bize bildirdiği şeriat ile bunu zemmetmiştir. Bunu diyor, tabii ki bunun hikmetini Allah bilir ve ancak Allah'ın bildirdiği ehlullah'tan kime bildirdiyse Allah-u Teala bu hikmeti onlar bilebilir. Şimdi madem ki güzellik ve çirkinlik ancak şeriatın çizdiği daireye göredir, o halde şeriatın tayin ettiği kaideler bizim için mevcut bir delil olur. Ve şeriat insanın fiillerinin ifrat ve tefridini zemmedilmiş ve itidalini övülmüş olarak göstermiş olduğundan, biz insanın zahirine bağlanan fiiller üzerine şeriatın verdiği bu hükmü batına bağlanan şer'i firaset ile karşılaştırarak ve tatbik ederek iki tarafı, yani ifrat ve tefriti ve vasatı, yani itidali nasıl topladığımıza bakarız. Ve şer'i firasette bu iki tarafı, yani ifrat ve tefridi zemmedilmiş ve itidal mahalli olan vasatı da övülmüş yapmaya kastederiz de deriz ki, insan salt batini olmaktan soyutlanmış değildir. O da bizim indimizde hal ve fiil olarak sadece tevhid ile söyleyici olandır. Batın. İşin batini kısmı. O da bizim indimizde hal ve fiil olarak sadece tevhid ile söyleyici olandır. Yani bizzat hakikatini yaşayıp tadarak vahdeti vücudu idrak etmiş olup bütün fiillerinde bu tada göre hareket eden kimsedir ki ilahi cezbelenmişlerdendir. Bakın şimdi bu da doğru değil. Yani işin sadece batınına bakıp, hakikat cihetiyle bakıp da o cihetten her şeyi ona göre değerlendirmeye kalkarsa kişi ne yapıyor bu sefer? İlahi cezbe ile cezbelenmiş oluyor. Ve bu hal şeriat hükümlerinin devre dışı kalmasına sebep olur. Tamamen meselelere hakikat cihetinden bakmaya kalkarsa kişi, o zaman şeriat hükümleri devre dışı kalır. Şeriat ikiliktir. Daha önceki sohbetlerimizde dedik. Şeriat ikiliği gerektirir. Allah var ve yarattığı varlıklar var. Ama hakikat cihetinden baktığımızda sadece Allah var. Bu hakikati görüyoruz. İşte bunun içindir ki Muhittin İbn Arabi Hazretleri ve Ehlullah'ın seçkinleri demiştir ki, bu hakikat kişinin ancak sırrında yaşayabileceği hakikattir. Bu alemde, şehadet aleminde yaşarken şeriatın hükümleri bizi bağlayıcıdır.
Hakikate ne kadar vakıf olursak olalım, şeriatın emretmiş olduğu hükümler ile güzel diye, çirkin diye, iyi, kötü diye, haram, helal diye ayrımı yapıp buna göre muamele yapmak zorundayız. Bunları mutlaka, çünkü şeriat bunu gerektiriyor. İkilik alemi çünkü. Şehadet alemi, ikilik alemi. Teklif alemi. Teklif var. Allah-u Teala bize teklifte bulunmuş oluyor. Kulluk teklifi. Onun için buna uymak zorundayız. Eğer ki tamamen işin batınına bakacak olursak ne yapıyor? İlahi cezbe kişiyi kaplamış olur bu hakikatten dolayı ve şeriatın hükümleri devre dışı kalma tehlikesine düşer. Kişi tamamen hakikat cihetinden bakarsa meselelere, bu sefer şeriatın hükümlerini devre dışı bırakmaya kalkar. Allah muhafaza. O zaman haddi aşmış olur. Edep sınırlarını ihlal etmiş olur. Şeriatı hiçe saymış olur. Böyle bir şey yok. Allah bizden bunu istemiyor. Şeriatın hükümlerini yerine getirmemizi istiyor. Çünkü şeriat ikilik yaşantısı üzerine dayanmaktadır. Oysa sadece tevhidi söyleyici olan kimselerin bakışında ikilik kalmamıştır. Evet, bu tevhid hakikatine erenin bakışında ikilik kalmaz. Tevhidi görür, idrak eder. İkiliği kaldırır ortadan. Sadece o var. Söz olarak ve ilim olarak vahdeti vücudu idrak etmiş olanların bu bahiste yeri yoktur. Ve biz deriz ki sırf batıni olup şeriatı devre dışı bırakmak çukuruna düşmek bizden uzaktır. Biz bu yolun yolcusu değiliz. Allah bizi bundan, bu çukura düşmekten muhafaza eylesin. Çünkü din kaidelerinden bir kaideyi yıkan her bir şey mutlak bir şekilde zemmedilmiştir. Allah Teala bizi ve sizi bu çukura düşmekten korusun. Çünkü bu his ve şehadet alemi teklif ve ameller yurdudur. Veyahut insan sırf zahiri olmaktan soyutlanmayıp varlık gösterme ve teşbihe sebep olma yönünden söz söyler. Yani hakkı suretle kayıtlar ve sınırlar. İşte bu da sırf batini olmak gibi şeriat tarafından zemmedilmiş şeylere katılmıştır. Bu iki halden ilki sırf tenzih ve ikincisi sırf teşbih olmakla ikisi de şeriata göre zemmedilmiştir. Sırf tenzih de zemmedilmiş, sırf teşbih de zemmedilmiş. Ve bunun birisi ifrat ve diğeri tefrittir. Veyahut insan kelamdan açılan mana üzerine şeriat ile yürümekten soyutlanmış değildir. Şimdi o kimse Kur'an ve hadise bakıp adım adım şeriatı getirenin yürüdüğü yönde yürür ve durduğu yerde durur. Şeriatı getiren kim? Resulullah Efendimiz. O zaman onun yürüdüğü yerde yürümek, durduğu yerde durmak bize emredilmiş. Bizim görevimiz bu. Yani şeriatı getiren tenzihten ne kadar beyan etmiş ise onu alır. Ve teşbihten ne tebliğ etmiş ise onu tebliğ eder. Bundan dolayı tenzih ve teşbih arasını birleştirir. Ve işte bu vasattır. Muhittin İbn Arabi Hazretleri, nitekim şurayı okuyalım, evet orayı açıklayalım, beyan etmiş zaten. Nitekim Hazreti Şeyh Füsus-ül Hikem'de Nuh vasında beyan buyururlar. Tercümesi şöyledir. Eğer sen tenzihi söyleyici olursan kayıtlayıcı olursun. Ve eğer teşbihi söyleyici olursan sınırlamış olursun. Ve eğer bu iki husus ile söylersen doğru yola sevk etmiş olursun ve ilahi bilgilerde imam ve efendi olursun. Muhittin İbn Arabi Hazretleri Nuh vasında da bu hakikati dile getirirken Hazreti Nuh'un gece ayrı, gündüz ayrı bildirdi diye beyan etti. Yani bir tenzihten dem vurdu ümmetine. Sonra tenzihte bunlar aşırı gittiklerini görünce teşbihten dem vurdu. Teşbihten anlatmaya başladı Allah'ı. Bu sefer teşbih cihetinden aşırıya gitmeye başladılar. Bir dengeyi tutturamadılar. Yine bu hususta der ki tabii ki bu da Allah'ın bir hikmeti. Nuh aleyhisselam bu şekilde tebliğini yapmıştı ümmetine. Resulullah Efendimiz ise bunu dengede tuttu. Yani tenzihi ve teşbihi dengede tutarak Allah'ı öyle ifade etti, öyle anlattı. Gecede gündüze, geceyi de gündüzü de tabii birbirinin arkasını takip edecek şekilde ifade etti. Bundan dolayı Resulullah Efendimiz'in ümmetinde böyle bir kayma, sapma oluşmadı diye beyan eder Muhittin İbn Arabi Hazretleri.